2013 yılında Güney Afrika'daki bir mağaranın derinliklerinde paleoantropolog Le Berger ve ekibi tarafından 21. yüzyılın en önemli bilimsel olayları arasına girecek ilginç bir keşif yapıldı. Le Berger 2015 yılında makalesinde UNESCO tarafından insanlığın beşiği olarak tescillenen Malapa Vadisi'ndeki Yükselen Yıldız Mağarası'nda keşfedilen bu kemiklerin daha önce hiç bilinmeyen ve kafaları karıştıracak yeni bir insan türüne ait olduğunu duyurdu. Bu fosiller bulunduklarında hangi tarihte yaşadıkları bilinmiyor, sadece fiziksel görünüşüne bakarak haklarında basit tahminler yürütülüyordu. Hem ilkel hem de modern insanların birçok anatomik özelliğini kendinde bulunduran bu türe, bulunduğu mağaradan kaynaklı yıldız insan anlamına gelen Homo naledi ismi verildi. Mağarada keşfedilen yaklaşık 15 farklı iskelet kalıntısı Homo naledi'nin ortalama 1,5 metre boyunda 45 kilogram ağırlığında olduğunu gösteriyor. Kemikleri bulan araştırmacılar başlarda bu türün yaklaşık 2,5-3 milyon yıl önce yaşayan erken primat türleri arasında bir geçiş formu olduğunu düşündüler. Daha sonra yapılan ilk analizlerde Homo naledi'nin Australopithecus ve diğer Homo cinsi türleri arasında bir tür olduğu hipotezini destekledi. İlk tarihleme çalışmalarına göre bu tür tahmin edilenden yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşamış ve 900 bin yıl önce ölmüştü. Bu bilim dünyasında adeta bir şok etkisi yarattı. Araştırmaların yapıldığı bölge Homo naledi kalıntılarının bulunmasıyla ünlü bir alan. Ve bu bölgede bebekten yetişkine kadar toplamda 28 kadar kafatası, 6 tane diş ve neredeyse 2000 parça kemik fosili bulundu. Daha sonra kazıların devam ettiği, sadece profesyonel mağaracıların ulaşabildiği bölgelerden birinde küçük bir çocuk kafatası keşfedildi. Bilim insanlarının bulduğu insansı maymun ve insan fosillerinin genelde büyük bir çoğunluğu yetişkin bireylere ait olur. Çocuk ve bebek kemikleri çok ince ve çağlar boyunca sağlam kalamayacak kadar kırılgan olduğu için çok nadir bulunan fosiller arasındadır. Bulunan çocukların çoğu süt dişlerinden anlaşıldığı kadarıyla 3 ile 6 yaşları arasındaydı. Yapılan analizler sonucu aralarında en dipte korunmuş olan fosilin 10-15 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu belirlendi. Bilim insanları başka bir Homo naledi tarafından mağaranın en dibine yerleştirildiği düşünülen bu çocuğa kayıp olan anlamına gelen Letimela'dan dolayı Leti adını verdiler. Özellikle bu Homo naledi çocuğu üzerinde dünyanın çeşitli yerlerindeki birbirinden bağımsız 11 laboratuvar tarafından tarihlendirme çalışmaları yapıldı. Ve çıkan sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü bu çocuk ortalama 250 bin yıl önce yok olmuştu. Bu daha önce yaratılan şok etkisinden çok daha büyüktü. Homo naledi'nin yaşadığı zaman dilimi bizim kendi türümüzün en erken üyelerinin ortaya çıktığı zamanla kesişiyor. Çünkü eğer bu doğruysa Homo naledi ilkel fiziksel özelliklerine rağmen biz Homo sapiens ve diğer Homo türleriyle aynı bölgeleri paylaşmış olabilir. Neo ismi verilen bir başka Homo naledi el ayak, çene ve kafatası fosili aynı zamanlarda farklı yaşam türünü ve beslenmeyi seçtiği gösteriyor. Neo en iyi korunmuş Homo naledi fosili olma özelliğine sahip. Eksiksiz denebilecek kafatası ve iskeleti Homo naledi hakkında çok şey anlatıyor. Nadir bulunan el ayak ve parmak fosillerinin yapılarına baktığımızda Homo naledilerin bizden daha iyi tırmanıcı olduklarını fakat bizim gibi alet de kullanabildiklerini anlıyoruz. Bu yeni bilgiler Güney Afrika'da daha önceleri bulunan taşların sadece Homo türleri tarafından yapılıp kullanılmadığı anlamına da geliyor. Biz modern Homo sapienslerle benzer yapıya sahip olan ayakları ise onların da bizim gibi iki ayaklarının üstüne kalktıklarını ve yürümeye başladıklarını gösteriyor. Parmak kemikleri Lucy'nin türü olan Australopithecus afarensis gibi birçok erken insan fosil türünden çok daha kıvırık. Yani bu özellikler onun hem Australopithecus hem de Homo cinsleri gibi yaşadığını gösteriyor. Nelerle beslendiği ve ne yediği ise bambaşka bir tartışma konusu. 2017 yılında yayınlanan bir makale, Homo naledi'nin fosillerindeki diş kırıklarının sebebinin ufak sert kabuğu olan yemişler ve tohumlar olduğunu gösteriyor. Dişlerin beslenmeye göre ne oranla kırıldığı karşılaştırıldığında şempanzelerin %5, gorillerin %10, babunların %25 oranında bir diş kırığı var. Homo naledi'nin diş kırıkları ise %40 oranında hasar görmüş durumda. Bu da Homo naledi'nin beslenmesinin babunların beslenme şekline oldukça benzer olduğunu gösteriyor. Ayrıca çenenin sağ tarafındaki dişlerin daha çok kırılması Homo naledi'nin sağ elini kullanarak yiyecekleri ağzına yerleştirdiğini gösteriyor. Bu hasarlar Australopithecus afarensis türündeki hasarlardan neredeyse 2 kat daha fazla. Fakat işin ilginç kısmı beyninde başlıyor. Çünkü Homo naledi'nin beyin boyutu modern insanın neredeyse 3'te 1'i kadar. Şempanzeden biraz büyük olmasına rağmen beyin şekli ve yapısı ise neredeyse biz Homo sapiens'lerinki gibi. Bu da Homo naledi'nin ilkel görünüşüne rağmen bizim sahip olduğumuz gibi davranış ve düşünme yeteneklerine sahip olabileceği ihtimallerini akla getiriyor. 2018 yılında PNAS'ta yayınlanan bir makale Homo naledi'nin portakal büyüklüğündeki beyninin karmaşık bir çalışma düzenine sahip olduğunu öne sürüyor.
Zaten Homo naledi'nin beynini inceleyecek olursanız bunun modern bir insanın küçük bir beyni olduğunu düşünürsünüz. Bu fosillerin başka Homo naledi'ler tarafından ölüm ritüelleri şeklinde buralara bırakılması da zaten ölüm acısı, kederi ve beraberinde belirli soyut inançların bir göstergesi. Bazı bilim insanları açık açık Homo naledi'lerin de sonunu Homo sapiens'lerin getirdiğini söylüyor. Birçok insan ve hayvan türünün soyunun kesin olarak neden yok olduğunu bilmemiz imkansız. Fakat yapılan bütün araştırmalar Homo sapiens ile karşılaşan diğer canlı türlerinin pek şansı olmadığını gösteriyor. Buna Avrupa'da yaşayan Homo neandertallerden Endonezya'da yaşayan Homo floresiensis türlerine kadar pek çok insan türü de dahil. Erken Homo sapiensler Güney Afrika'ya geri döndüklerinde orada yaşayan Homo naledi'nin yok olmasına dolaylı da olsa katkıda bulunmuş olabilir. İnsanın ve canlıların evrimi tahmin edip anlamaya çalıştığımızdan çok daha detaylı ve anlaşılması zor bir süreç. Direkt maymundan gelseydik anlaması ve kabul etmesi hepimiz için daha kolay olurdu. Ama muhtemelen keşfetmesi bu kadar keyifli ve heyecan verici olmazdı. Homo naledi fosilleri bize insan evriminin düşünüldüğü gibi tek bir çizgide birbirine evrilerek değiştiğini değil, ne kadar karmaşık ve farklı dallara ayrılarak evrimleştiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bilim insanları 2021 yılında daha önceleri Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis veya Homo erectus türlerinden birisi olduğu düşünülen Bodo kafatasının artık yeni bir tür olan Homo bodoensis'e ait olduğunu duyurdu. Yaklaşık 600 bin yıl önce yaşadığı düşünülen Bodo insanının kafatası 1976 yılında jeolog John Kalp liderliğindeki bir Etiyopya keşif gezisinin üyeleri tarafından bulunmuş, Kanada'daki Winnipeg Üniversitesi'nden paleoantropolog Mirjana Roksandik ve meslektaşları tarafından tanımlanmıştı. Bilim insanlarını ilk şaşırtan şey bu kafatasının yaşadığı döneme göre çok fazla büyük olmasıydı. Fakat ayrıca Homo erectus olan benzerliğinden dolayı birçok tartışmayı da beraberinde getirmeyi başardı. Bu benzerlikler onun Homo sapiensler ile Homo erectuslar arasındaki bir türü temsil ettiğini düşündürüyor. Araştırmacılar bu kazılarda kafatasının keşfedildiği Avaş Nehri'nin yakınlarında aşölyen taş aletleri ve çeşitli hayvan kemikleri de bulmuştu. Bilim insanları bu yüzden Bodo insanının bu taş aletleriyle o hayvanları keserek beslendiği yönünde çeşitli teoriler ortaya attı. Fakat Bodo insanının kafasındaki kesik izleri bu soruyu biraz daha şaşırtıcı bir hale getirdi. Kafatası üzerindeki belirli simetrik desenler Bodo insanı öldükten sonra başka bir insanın taş aletler kullanarak kafasındaki deriyi ve etleri çıkardığını gösteriyor. Modern yaşamlarımızdan erken insanların geçmişine dönüp bakınca ne kadar iç karartıcı ve zor zamanların geçtiğini anlayabiliyoruz. Homo bodoensislerin yaşadığı dönemlerde Avrupa'da neandertaller ortaya çıkıyor. Daha doğusundaki Asya'da kardeş grupları sayılan deniz ovalıları evrimleşiyor. Güney Afrika'da ise Homo naledi bulunuyordu. Yamyamlık belirtilerinin de bulunduğu bu türün ise diğer insan türleriyle beraber yaşadığı ve Güney Afrika'dan Akdeniz'e kadar yayılmış olduğu düşünülüyor.